Değerli hemşirelerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Basınımızın güzide mensupları, siz de hoş geldiniz. Bugün heyecanlı bir gün. Şu anda 31 Mart seçimleri için ilk aday adayı başvurumuzu Sayın Doktor Necdet Aksoy yapmıştır. İnşallah hayırlı uğurlu olur hepimiz için. Çünkü 31 Mart yerel seçimleri bizim için çok önemli. Bu önemli virajda bizim gerçekten teşkilat anlamında yapacaklarımız, bundan önce yaptıklarımız hepsi Safranbolu kazansın diye yapılıyor. Bizim bu teşkilat anlamında yapmış olduğumuz çalışmalardan kısaca bahsedeceğim. Sonra Necdet Bey kendisiyle ilgili açıklamasını yapacak. Şimdi göreve geldiğimiz günden itibaren teşkilatla ilgili bütün çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Mahalle başkanlarımız olsun, mahalle yönetimlerimiz olsun, hep beraber iç içe istişareler yaptık. Hatta sosyal medyada görebilirsiniz, en son önceki dönem ilçe başkanlarımızla, önceki dönem ilçe gençlik kolları başkanlarımızla yine istişarelerde bulunduk. Neden? Çünkü biz diyoruz ki Safranbolu kazansın. O yüzden sloganımız zaten Safranbolu kazanacak. Biz öyle bir kazanacağız ki herkes kazanmış olacak inşallah. Herkese tekrardan hoş geldiniz ve hayırlı olsun diyorum. Çok değerli başkanım, sayın kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanlarımız, AK Parti ailesinin kıymetli üyeleri, kıymetli gönül dostlarım, aziz hemşehrilerim, yol arkadaşlarım, basınımızın çok değerli temsilcileri, bugün burada 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde AK Parti'den Safranbolu Belediye Başkanlığı aday adaylığı müracaatı yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. AK Parti biz açısından Safranbolu özellikli bir yer. Malum haliniz olduğu üzere partimizin kuruluş sürecinde ilk basına lansman Safranbolu'da yapılmıştır. Bu basın açıklamasının ardından AK Parti'nin kurulacağı ile ilgili basına ilk haberler düşmeye başlamıştır. Bu açıdan diyebiliriz ki AK Parti'nin doğum sürecinin ilk başladığı yer Safranbolu'dur. Yine bunun gibi partimizin kuruluş sürecinde tamamlanır tamamlanmaz ilk belediye başkanından birisi olarak da Sayın Mehmet Ceylan partimize geçerek partimizin ilk belediye başkanlarından birisi olmuştur. Yine liradan artı sıfır atılması ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın, o dönemdeki başbakanımızın ilk Türk lirasını, yeni Türk lirasını çektiği yer Safranbolu'dur. Bu açıdan da Safranbolu ilklere dahil olmuştur. Partimizin kurulduğu günden itibaren 2019 yılına kadar mahalli idarelerde partimiz hep Safranbolu'da iktidarda olmuştur. Bu tarihte bir yol kazasına uğrayarak Safranbolu'da AK Parti belediye başkanlığını kaybetmiştir. Sebeplerini burada sıralamayacağım, detayına girmeyeceğim. Bir inkıta ile belediye başkanlığına AK Parti ara vermek durumunda kalmıştır. Şimdi ben burada yeniden nerede kalmıştık demek üzere partimizden aday adaylığı başvurusu için evraklarımı teslim etmeye geldim. Ben siyasete başladığım yerde hiç sağa sola yalpa yapmadan siyasetimizi dimdik sürdürerek her daim AK Parti çatısı altında olmaya devam ettim ve bugün de bu başvuruyu yaparak farklı farklı sözlere, söylentilere son noktayı koymak üzere
AK Parti'den aday adaylığı müracaatımızı yapmaktayız. Partimizin Safranbolu'da en zor zamanlarında bile girdiği seçimlerde canla başla ekibimle beraber çalışarak girdiğimiz bütün seçimlerde açık ara önde tamamlanmış bir siyasi ekip olarak buradayız. Safranbolu'ya tekrar AK Parti'nin belediye başkanlığını kazandırmak üzere burada ekipçek başvurumuzu yapıyoruz. Bunu daha önce iki defa gerçekleştirdik. İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde de üçüncü defa gerçekleştirmek üzere ekibimle beraber buradayım. Neler yapacağımız konusunda detaya burada girmek istemiyorum. Sadece Ziya Paşa'nın şu sözünü sizlere aktarmak istiyorum. Aynesi iştir kişinin, lafı güzafına bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi, aklı işlerinde. Burada anlatılmak istenilen cümlenin özeti şu anda karşınızda. Safranbolu'da hizmetleriyle, yapmış olduğu belediyecilik çalışmalarıyla çığırlar açan bir ekip olarak şu anda buradayız. Ne demek istediğimi birkaç cümleyle şöyle ifade etmek isterim. Yapmış olduğumuz eserlerimizin üzerine birkaç makyaj, birkaç renklendirme, birkaç süslemenin haricinde yeni ilaveler maalesef yapılamadı. Bizler Safranbolu'nun sorunlarını ve çözüm yollarını iyi bilen bir ekibiz. Kıymetli hemşehrilerim, biz Safranbolu'ların gönlünde köprüler kurmuş, Karaman Çukuru'nun başındaki mescidi restore etmiş, Dibonoz'daki kaldırımları tamamlamış, Kömüş Yutan'ın suyu ile ilgili çalışmalar yapmış, Esentepe İncekaya Caddesi'ndeki Ayşe teyzenin hatırını defalarca sormuş, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan engelli kardeşimin evinde çay içmiş, Barış Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Bulvarı'nı baştan sona yeniden açmış, hayata geçirmiş ve buraların tarihini iyi bilen ekibiz. Turizmin artırılması için tanıtım faaliyetlerinin kültürel değerlerinin tanıtılması ve korunması anlamındaki çalışmaları iyi bilen, çağdaş yerel yönetim usullerini ve hizmetlerini, sosyal belediyecilik uygulamalarını, kış aylarındaki karla ilgili çalışmaları, belediyenin araç ve gereçlerini, ekipmanlarını güçlendirme ile ilgili çalışmaları, yeşil alan ve çocuk oyun alanlarının üretilmesindeki başarılarını, Sakem gibi bilgi evleri ve hayır çarşısı uygulamasını, mezarlıkların ve cenaze hizmetlerinin halka ücretsiz olarak yansıtılması çalışmalarını, Beyaz Mesafe Halkın Belediyesi imajının yerleştirilmesini biz ekip olarak iyi biliriz ve bizim bildiğimizi de Safranbolu halkı iyi bilir. En önemlisi Safranbolu halkını da biz iyi biliriz. Çünkü bu hizmetler bizzat yapıldı ve halkımız da bu hizmetleri bizzat yaşadı. Safranbolu hemşehrilerim ile belediye başkanlığı döneminde kurmuş olduğum hizmet ve gönül kazanma karşılıklı sevgi çemberi sayesinde halkımız belediyeyi adeta kendi evi gibi görerek her gün yüzlerce vatandaşımızı çay içmek için bile belediyemize ağırlamış ekibiz. Sakem uygulamasıyla mahallede evinde oturmaktan sıkılan emekli amcam ve teyzelerimi, ev kadınlarımı
ve genç kardeşlerimin gönlünü belediyemiz ile sevgi çemberiyle bağlamış idik. Ve buna Safranbolu halkı şahitlik etti ve alıştı. Son olarak sözlerimi fazla uzatmadan şunu ilave edip bitirmek istiyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım partimizin adayı olarak görevlendirildiğimiz takdirde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde Safranbolu'yu tekrar AK Parti bayrağını çekmek için hazır olduğumuzu ifade eder. Buraya gelip katıldığınız için her birinize ayrı ayrı selamlarımı ve saygılarımı, teşekkürlerimi sunarım. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. İnşallah Safranbolu için en hayırlısı neyse o olsun, başarılar. Eyvallah. Adaylık müracaat formumu Sayın Başkanıma teslim ediyorum. Bir fotoğraf alalım. Buraya bakalım. Bakabilir miyim? Şöyle. Evet, başkanım size. Buraya bakalım. Şuraya da bakalım başkanım. Başkanım. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başkanım, sağ olun. Allah razı olsun. Başkanım. Allah kolaylıklar versin. Hayırlı.